Nox. Senin işine çok yarar.
Özdemir sormuş. Lulusi çok ama çok teşekkür ederim soru sorduğun için. Sizleri seviyorum. Serhat Özdemir, ne tür kitaplar daha çok ilgini çekiyor? Arkadaşlar, okuma kitabı olarak en çok dikkatimi çeken kitap türleri polisi olanlar, fantastik olanlar, normal edebi eserler. Çünkü edebiyatı da çok seviyorum. Ya hepsini çok aslında, ama galiba fantastik olanlar biraz daha, yok hayır, fantastik bir polis diye, evet kesinlikle fantastik bir polis diye, polisi kimse mi, düşünsene olayı aydınlatıyorsun, bulmaca çözmeyi de çok severim, o yüzden Ahmet Ümit'in şeyi vardı, Ahmet Ümit'in İstanbul Hatırası müthiş.
dışında çok sevdiklerim bunlar. Evet, ikisi var. Geri kalan hiçbir şeyle bağlı.
yazmış ki hiç hayvan saldırısına uğradın mı? Çok garip. Çok garip. Ama eşek arısı saldırısına uğradım. Gerçekten. O hikayeyi anlatıyorum. Size hemen anlatıyorum. Şimdi bir gün köydeyim. Ve bizim köydeki markete çıkabilmen için ilk önce bulunduğum evimizin bulunduğu yerden bayırdan yukarı çıkıp sola dönmem gerekiyor. Şimdi ben bayırdan yukarı çıkarken alt tarafımızda mısırlık var, üst tarafımızda fındıklık var. Hatırladıkça korkuyorum. Oysa oralardan çok korkarım. Yukarı doğru giderken daha kaç yaşındayım? 7-8 belki 9 yaşındayım. Yukarı doğru çıkıyorum ve bir anda fındıklıkların oradan geçerken bir anda fındıklıklardan bir şey hareket etti dallardan. Tamam mı? Dedim Allah. Sonra bir anda üstüme uçmaya başladı ama nasıl hızlı. Allah'ım ben bir korktum, bir korktum. Döndüm ayaklarımı. Kıçıma vura 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 kaçtım eve. Allah'tan sokmadı beni. Soksa kim bilir neler olurdu. Çok leş bir anıydı benim için. Ve yani inşallah bir daha yaşamam öyle bir şey. O yüzden aralardan çok korkuyorum. Aşırı derecede korkuyorum. Yarasadan korkmam. Akrepten korkmam. Sabah bu saatte kalkınca uykunuz geliyor. Üzgünüm. Artık aileyiz bunlara. Alışın artık bunlara. Akrepten falan korkmam ama aradan korkuyorum. Çünkü bunlar evime girdi. Yarasadır akreptir. Girdiler yani. Nasıl girdiler? Hiçbir fikrim yok. Beyzanur Kavaklı ki. Beyzanur da bize çok bir nokta 6K'yı yükselmen yani 1K aboneye ulaşmak ne kadar zamanını aldı? 1K'ya ulaşmak bir gece mi aldı? 1.6K'ya ulaşmak 2 günümü mü 1 günümü mü ne aldı? Çok teşekkür ediyorum hepinize bunun için ve daha çok abone olursanız daha çok yükselebiliriz. Yani bu kanal hakkında fikirlerim çok 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 farklıydı ama sizin eğlensin. Neden mutsuz olalım ki? Mutlu olalım hepimiz. Boş verin. Paylaşın arkadaşlarınızla. Gülün, eğlenin. Kanalıma hoş geldiniz dediğim gibi. Ortak olun. Fikirlerinizi beyan edin. Ben hepsini bekliyorum. Okuyorum ve sizleri seviyorum. Devam edin. Evet. Teşekkür ederim Beyza Nur. Azerbaycan'dan bir arkadaşımız yazmış, bir kardeşim yazmış. Adı okuyamazsam kusura bakma, özür dilerim. Ferek Orukov galiba. O yok, Orukov evet. Orukov. Ferek Orukov. Umarım doğru okumuşumdur. Özür dilerim yanlış okuduysam. Seviyoruz kardeşlerimi. Kardeşe sahip Azerbaycan'dan izliyorum. Siz kardeş devletsiniz kesin. Azerbaycanlı arkadaşlarım da var. Onlar da çok iyi insanlar. Aşırı derecede böyle
Psikoloji biri beni böyle işte sen şunu yapamıyorsun, bunu yapamıyorsun, şununla başarısızsın dediğin ne varsa hepsini başardım ya. İşte bu yüzden arkadaşlar dünyada yapamayacağınız hiçbir şey yok. Sadece hayal edip çabalayın ve başaracağınıza inanın. Sonrası zaten geliyor. İkincisi, ailenin ASMR çekmene tepkisi ne oldu? Şöyle, demin de söylediğim gibi onlardan bir şey saklamıyorum. Direkt ilk olarak en büyük abime konuyu açtım. Dedim ki ben böyle böyle bir şey yapmak istiyorum diye. Zaten ilk işe onun telefonu ve kulaklığıyla başladım. Yani hiçbir şeyim yoktu. Onun telefonu ve kulaklığıyla başladım. O şekilde ilerledi. Daha sonra zaten annemle babam da söyleyeyim. Takipçim arttıkça bana olan inançlar daha çok arttı. Hep zaten bu böyle değildir işte, yapamaz da demezsin derler. Bir şey başardıktan sonra insanlar sana inancı artar. Her zaman böyledir. Her şey için böyledir. Onlarda da öyle oldu. İlk başta bir video çekmeme izin verdiler. İşte takip eden insanlar oldu. Destekleyen insanlar oldu. Çok güzeldi her şey. Ve buraya kadar geldik. Yani onlar bana şu an destekler. Başından beri destektiler. Onları hiç saklamadım yani. Türk ASMR'cılardan kimleri izliyorsun? Bunu zaten söyledim arkadaşlar. İrem söyledi. Şimdi son sorumuza dur gelemedik. Kendi videolarını rahatladın oluyor mu? İrem sormuş yine. Arkadaşlar tabii ki oluyor. Çok seviyorum kendi videolarımı. Şöyle bir durum var. Mesela dün video yayınlamadım. Neden? Bu video yayınlanacaktı. Neden yayınlamadım? Çünkü hiç içime sinmedi video. 4 gün çektiğimi düşünemedim. Hiç hoşuma gitmedi. Ve ben de yayınlamadım. Sildim. Şu an tekrardan çekiyorum. Ki o sırada şöyle bir durum. Thank you.
odaklanmıyorum çünkü merak etmiyorum. Beni cezbeden bir şey yok orada. Ama bir gün merak edersem, sigara ya da alkol kullanırsam, buna hiçbir şey diyemezsin. Kendi özgür irademi yapmış olacağım. Yani ben sana yapmadım desem de, eğer merak edip yapmışsam sana söylemem, anladın mı? Sen de yapmıyormuşum gibi bilirsin. Ama zaten yalan söylemedim, şunu da ortaya çıkar. Olamazsın. Merak ediyorsan yaparım. Yaparım yani. En önemli noktaya geldik. Ne oldu bilemeyeceksiniz. Normal hayatta zaten çok karşıma çıkıyorlar. Kanalımın ilk kötü yorumunu aldım. İlk kötü yorum. İnanamazsınız ya. Hayatımda hiçbir şey beni bu kadar mutlu etmemişti yani. Evet, iyi yorumlarınız çok güzel. Edebileceğim kişileri birazcık dürtmeye başlamışız. Birazcık dürtmeye başlamışız. Okumak istiyorum ve tepki vermek istiyorum. Bakalım neler olacak. İlk öncelikle bulmam gerekiyor onu. Bir dakika. Çok özür dilerim. Önce hazırlıklı hiç değilim şu an. O kadar heyecanlıyım ki. Hayatımdaki ilk kötü yorumum bu. YouTube için. Buldum. Hira Alakurt yazmış. Demiş ki gerizekalı. Kocaman adamsın. Utanmıyor musun dilli hareketler yapmaya? Şimdi tepkimi vereceğim arkadaşlar. Yani evet, deliyim, bunu kabul ediyorum. Bunda hiçbir şey yanı sıkıntı. El fenerini açıyorum. Açtı. Çok güzel değil mi? Şimdi Nox'u deneyelim. Nox. El fenerini kapatıyorum. Çok güzel değil mi? Aşırı güzeldi. Müthiş ya, müthiş bir şey. İlk onu keşfettim, o kadar mutlu olmuştum ki. Burak, tekrardan teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu güzel vaktinizi bana ayırıp izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. O yüzden şimdi geçiyorum buralara ve diyorum ki, eğer daha fazlasını görmek isterseniz her hafta benimle sohbet, muhabbet, gülmek, eğlenmek isterseniz kanalıma beklerim. Abone olmayı, beğeni butonuna basıp yorum yapıp arkadaşlarınıza smart.